İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşamki konuğum plastik cerrah Profesör Doktor Ege Özgentaş. Yine kendisini ikinci kez konuk etmekten büyük bir keyif alıyorum. Çünkü geçen programda kendisiyle çok güzel sorular üzerinden bir program yaptık. Fakat istediğim soruları soramadan program bitti. Bu akşam soramadığımız soruları tekrar kendisine soracağız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum Melek Hanım. Sorular bitmez. Bitmiyor hocam. Eğer siz plastik cerrahi böyle birkaç 20'şer dakikalık programla halledilecek zannediyorsanız yıllar alır. Evet. Onun için hiçbir şekilde kendinizi rahatsız hissetmeyin. Sadece en merak ettiğiniz sorulardan başlayalım. Hocam. Çünkü siz bir yerde toplumun önemli bir kesimini temsil ediyorsunuz. Teşekkür ve ederim. Sizin merak ettiğiniz her şey milyonlarca insanın da merakı. Elimizden geldiği kadar aydınlatmaya çalışalım. Hocam bir kadın olarak kadınlar işte dış görünümü önem veriyor. Geçen programda karın göğüs estetiğini konuşmuştuk sizle. Fakat şimdi tabii bir yaş aldıkça insanda bir deformasyon oluyor. Şimdi bunu kremlerle işte estetik merkezleriyle yaptırıyoruz, o da oluyor. Fakat benim en çok muzdarip olduğum bir konu var. Şu yanaklar. Bunun estetiği nasıl oluyor? Evet, şimdi o zaman bu konunun başlangıcını şöyle girelim. Özellikle bir kadın için sadece bir seçeneği olsa, görünen kısmınızı yani yüzünüzü mü düzeltirmek isterdiniz yoksa vücudunuzu mu düzeltirmek istersiniz önce diye yüz. Bir soru sorulsa, bakın siz gençlik çağını bitirmek üzere olan bir hanımefendi olarak öyle diyorsunuz. Ama henüz daha adolesanda gençlik arasındaki kadınlar için tabii ki vücut da çok önemli. Bundan önceki programımızda vücudu güzelleştirmek için neler yapılması gerektiğini biraz konuşmuştuk. Ve bunun içindeki en önemli iki parçanın memeler ve karın olduğunu bahsetmiştik. Tabii ki bacaklar filan da işin içine giriyor ama şimdi gelelim yüze. Evet, vücudu bozan, kaçınılmaz bir olay, yapılması gereken bir olay doğumdu. Ama yüz için farklı şeyler var. Yüz yaş almakla yavaş yavaş eskimeye başlıyor. Bu yaş almaya bağlı eskime her insanda farklı bir yaşta başlıyor. Tabii bu eskimeye dış faktörler de etki ediyor. Ama diyelim ki ortamınız son derece müsait, yüzünüzü eskitecek hiçbir şey yok, gene de yüzümüz eskiyecek. Evet. Çünkü insan bünyesi belli bir süre sonra kendi kendini yok etmeye programlanmış. Ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar dengeli beslenin, istediğiniz kadar dikkat edilmesi gereken her konuya dikkat edin. Belli bir dönemden sonra hücrelerin içinde sen artık öl komutu veren genler var. Ve yavaş yavaş hücreler bir anda değil, yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Daha da önemlisi birçok bölgede hücre sayısı sabit. Örneğin beynimizdeki nöronların sayısı gibi. Bunlar belli bir sayıyla doğuyoruz ve ömrümüz boyunca bu sayı yavaş 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 azalıyor. Ve en azından bugünkü bilgilerimizde bazı hücrelerde bu azalanların yerine vücut yenisini yapamıyor. Baştan kaç tane hücremiz varsa ömrümüzün sonuna kadar gideceğiz. Getiriyoruz. Hiçbir şeyin sonsuz olmadığı gibi bu hücreler de sonsuz değil. Evet. Ve bir süre sonra yavaş yavaş azaldıkça onların işlevleri azalıyor ve vücut en de sonunda ölecek. Yüzümüzde ne oluyor? Yüzümüzde birkaç önemli olay oluyor. Birincisi deri yaşlanıyor ve eski lastiksi özelliği kayboluyor. Lastiksi lafını biz tıp dilinde elastisite olarak kullanırız. Lastiksi. Hepimiz birisi deri şöyle kaldırıp bıraktığımız zaman tıp diye eski yerine gider. İkinci özelliği altının dolgun oluşu. Ne kadar zayıf olursa olsun bir insan baktığınız zaman
derinin altındaki kemikler öyle kolay kolay görünmez. Göz kapaklarına bakarsınız şöyle, torbalı değil. Dolgun dolgundur gözleri. Evet. Ama ne oluyor? Zaman içerisinde derinin altındaki yumuşak dokular. Bunun önemli bir kısmı yağ, bir kısmı da bağ, bağlayıcı doku. Bu yumuşak dokular hem küçülüyor, boyutları azalıyor, hem de yapışma güçleri azaldığı için eski durdukları yerde duramıyorlar. Evet. Yavaş yavaş bunların bir kısmı deriye, bir kısmı kemiğe bağlı. Yer çekiminin de etkisiyle yavaş yavaş aşağıya doğru kaymaya başlıyorlar. En fazla aşağı doğru kayan ve eriyen kısım neresi? Yanak galiba. Yani benim gibi orta yaşını başlamış kişilerde gayet güzel görebiliyorsunuz. Baktığınız zaman kilolu bile olsa, evet, derinin altındaki bazı kemiklerin artık görünür hale geldiğini izliyorsunuz. İnceliyor galiba değil mi deri? Derinin de hem incelmesi var hem de lastiksi özelliğini kaybetmesi var. Bunlar hem deriye yapışıyor hem de altına. Ama bu bağ, bağlayıcı doku dediğimiz yağ ve bağ dokusu gevşediği zaman hem kemikten aşağı doğru iniyor, hem de deriden aşağı doğru iniyor, hem de bağlı olduğu deri olduğu gibi aşağı doğru iniyor. Demek ki belli bir yaşa gelmiş yüzde gözde görülür bozukluklar ortaya çıkmışsa yapmamız gereken iki tane şey var. Birincisi boşalan kısımları tekrar doldurmak. İkincisi de sarkan kısımları elimizden geldiği kadar sarktığı yönün tam aksine yükseltmek. Bu tam estetik ameliyat olmadan olabiliyor mu? Mesela yüz germeden. Elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da belli bir yol aldık. Eskiden konuyu biz de tam olarak algılayamamıştık. Eskiden derken 1970'ler, evet, 80'lerin başları. Olayı sadece ve sadece bir sarkma. Hatta o sarkmanın yönünü bile doğru dürüst anlayamadık başlangıçta. Yüzünü gerdirmek isteyen bir kadın aynaya baktığında şöyle istiyorum diye ne yapar? Hangi hareketi yapar? Şu elini yukarıya doğru kaldırır. Çoğu arkaya doğru çeker. Evet, şöyle. Şöyle yapar. İşte aynen, ben yüzümü böyle istiyorum der. Aslında yer çekimi kulağa doğru değil. Yer çekimi aşağıya doğru. Evet. Ve o yüzden aslında yüzdeki esas sıkıntı yukarıya doğru olan bir hareketin verilmesi lazım. Tabii ki bir miktar arkaya doğru da olacak. Gerilecek. Çünkü yattığımız zaman da sarkıyor. Her evet, zaman ayakta evet, değiliz. Evet. Önemli bir kısmını da yatarak geçiriyoruz evet, hayatımızı. Demek ki bir yere bir germe yapacak isek daha başlangıçta bu germenin yönüyle iş başlıyor. Doğru yöne doğru çekmemiz lazım. Evet. İkincisi de bu bölgeyi doldurmamız lazım. Şimdi çekme olayını insanlar 3 aşağı 5 yukarı kolayca tahmin edebiliyorlar. Peki bir yeri neyle doldurabiliriz biz? Evet. Ne dersiniz? Yağ ile herhalde değil mi? Mesela dolgu denen değil mi? Bir olay çıktı. Dolgular hakikaten devrim yarattı. Ama bugünün koşullarında bile dolgular mililitre dediğimiz 1 mililitrelik minicik enjektörlerin içinde piyasaya sürülüyor. Ve o çok bir... kalıcı olmuyor hocam o dolgular. Ayrı. Çok... Ama şunu demek istiyorum. 1 mililitresi bile ciddi bir fiyat. Biz yüzü öncelikle doldurmayı tercih ediyoruz. Ve yüzü doldururken de her zaman kullandığımız madde kişinin kendi yağı. Neden? Birincisi en zayıf insanlarda bile yağ var. Evet. Yani bir şekilde biz o yağı buluruz. Evet. İkincisi yağ bütün dolgulardan daha güvenli. Çünkü kişinin kendi vücudunun bir parçası. Evet. Üçüncüsü bu son zamanlarda daha iyi anlaşıldı. Yağın içinde
bilinen ve bilinmeyen en kuvvetli deri besleyicileri ve deri gençleştiricileri bulunuyor. Şimdi bu konu büyük bir endüstri. Evet. Kremler, evet. İşte içinde şu var, bu var bilmem ne. En basit bir yağ bile, hiçbir şey yapılmamış bir yağ bile bütün bu piyasada satılan kremlerden en az onlarca, hatta yüzlerce kere daha etkin bir deri gençleştirici. Onu söyleyeyim. Peki bunu nasıl anladık biz? Tamamen tesadüfen. Evet. Moda oldu. Ellerin üzerindeki zayıflığa bağlı iskelet eli görüntüsünü evet, evet. düzeltmek çok için buralara yağ veriyorduk. Bütün dünyada. Derken yani kişisel almayın. Ve bütün dünyadaki hekimler bir şeye dikkat ediyor. Yağ verilen ellerin üzerindeki kırışıklıklar, lekeler, bir takım renkli şeyler kendi kendine yok olmaya başlıyor. Ve elleri bayağı krem sürülmüş güzel bir el gibi, biz ona kalitesi gibi. Deriz. Ha. Bebe eli gibi gayet güzel bir kaliteye ulaşıyor. Demek ki bunu yağ yapıyor. Aynı şey yağ yüzlerde daha fazla kullanılmaya başladıkça yüzde de aynı şey oldu. Kişinin derisine bir parlaklık, bir güzellik, bir gençlik görüntüsü gelmeye başlıyor. O zaman biz yağı hangi amaçlarla kullanıyoruz? Bir, derinin altındaki çukurları. En fazla çukur nerede oluyor? Şu hemen kenar. Hayır. En fazla hemen göz altındaki şurası. Şu kemiklerimizin bakın gayet güzel burada. Evet. Keşke büyütme imkanı olsa görebileceksiniz. En fazla burada dikkati çekiyor. Tabii ki bizim burun yanak birleşimi dediğimiz şu çizgiler var. Buna biz nazolabial çizgiler diyoruz. Şu çizgiler. Halk evet. değişik değişik isimler veriyor. Galiba bir aslan çizgiler mi öyle bir şeyler de. Duymadım. Önemli değil. Herkes bunu bilir. Aslında bu çizgiler yaşlılık işareti değil. Çünkü kapak kızları, meşhur dergilerin evet. özellikle moda ve güzellik dergilerinin kapağında sürekli böyle seçme güzeller konur. Kapak kızlarını incelediğimiz zaman hemen hemen hepsinde şöyle veya böyle bir nazolabial çizgi olduğunu var. Görüyoruz. Evet. Rahatsız edici olan bu nazolabial çizgi değil. Bu bölgenin normal yuvarlaklığının devam etmemesi. Burada bir çukur olduktan sonra birdenbire bir çizgi ortaya çıkıyor. Evet. O zaman şuralar böyle bir bant gibi kalıyor. Aynen doğru. Bunu düzeltmenin yolu bu çizginin üzerindeki kavsi verecek şekilde buraları doldurmak. Tabii ki bunun sağını solunu doldurarak da biraz azaltabilirsiniz. Ama hiçbir zaman sıfırlamanın gereği yok. Yok, doğru. Buraya bir kavis vereceğiz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Buraya bir yüze uygun kavisi vermek için benim kullandığım ortalama yağ miktarı nereden baksanız yüzün bir tarafını 15 mililitre, öbür tarafına da 15 mililitre olmak üzere 30 mililitre. Ben şimdi size o dolguların birer mililitre olarak evet. satıldığını söylüyorum. Ondan 30 tane kullandığınızı gerekiyor. Düşünün. Vücut bir kere bunlar fabrikasyon olarak satılırken bu kadar yüksek miktarlarda evet. kullanılmak üzere yapılmıyor. Bunlar birer veya ikişer evet. enjektör kullanılmak üzere piyasaya sürülmüş ve önerilen miktarları da bunlar zaten. Bazı yüzlerde bu o seviyeye çıkıyor ki şöyle söyleyeyim 30 artı 30 toplam 60 hatta nadiren 100'e bile yaklaşan 50 çarpı 50 100'e bile yaklaşan miktarlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Yani yüzümüzdeki o yumuşak doku eksikliği öyle az buz bir şey değil. Evet. Hemen uzatmadan ikinci kısma geleyim. Genelde biz bu germe işlemlerini ameliyat da yapıyorduk. Ama son zamanlarda uygun yerden derileri işsiz olarak hazır ipliklerle değil, kendimiz özel olarak yerleştirdiğimiz ipliklerle kaşları, yanakları, hatta boyunu geriyorsun. Belli bir ölçüde gerebiliyoruz. Hatta dudakları yukarıya doğru kaldırabiliyoruz. Burada piyasada hazır satılan ticari isimler
altındaki maddeleri kullanmıyoruz. Sıradan cerrahi olarak herhangi bir ameliyatta kullandığımız dikişleri farklı bir şekilde kullanıyoruz. Şu avantajı var. Nereye koyduğumuzu çok iyi biliyoruz ve herhangi bir şekilde bunların çıkartılması gerekirse de çok basit bir işlemle lokal anestezi altında koyduğumuz gibi alıp çıkartabiliyoruz. Yani geri dönüşü %100 olan bir olay. Ha burada da diyeceksiniz ki ne kadar sürüyor? Bu tamamen dikişimizin ısırdığı yani tuttuğu alanın sağlamlığına bağlı. Evet. Eğer siz çok sağlam bir alandan geçebilmişseniz bu bazen yıllar diyebileceğimiz 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl gibi süre dayanabiliyor. Ama ipliğin tutunduğu alan yumuşak bir alansa tabii ki kesiyor iplik zamanla. O zaman etkisi aylara düşebiliyor. Hmm. Ama bu konudaki araştırmalar hızla devam ediyor. Ve şu anda iplikle askılama en çok kullanılan bir yöntem yöntemlerden bir tanesi. Evet. Cevabınız kısaca evet. Yüzü kesmeden, yüz germe yapmadan şu anda belli sınırlar içinde iyi sonuç almamız mümkün. Eskiden çünkü ameliyatlar bayağı uzun sürüyordu. Doğru. İyileşmeleri. Doğru. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Gene liposakşın konuşamadık. Konuşamadık ama inşallah kısmet. İleride yine liposakşını konuşuruz sizinle. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür güzel ediyorum. Bilgileriniz için, bizi aydınlattığınız için. Evet sevgili izleyiciler, bugün de konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.